merhaba. Merhabalar. Size çok kızanlar var. Normal ama ya. <laughs> Bence de. Bize de çok kızıyorlar üstelik. Bu sizin bakış açınızdan bir Türkiye tarihi. Tabii ki. Devlet tarafından onaylanmış bir tarih değil yani. Gün Zileli'nin... Şahsi zaten. görüşlerim yani. 60'lardan sonra işte o sizin bir önceki bölümde bahsettiğiniz bu özgürlük hareketiyle sol bayağı bir yükseliyor Türkiye'de. Evet. Ama karanlık bir dönem başlıyor. Birçok faktör var tabii. MHP'lilerin onlarla da bağlantılı olan dinsel kesimler falan da var. Doğrudan doğruya cinayetleri söz konusu. 6. fluyu protesto eden kitleye karşı bir provokasyon düzenlendi. O da şu. Taksim'e giren kitle polis tarafından kesildi. 1000-2000 kişi girdi içeri. Diğer büyük kalabalık giremedi. Taksim gezisinin çevresinde üstlenmiş olan dinci unsurlar... ...baltalarla, bıçaklarla falan girişler Ve orada iki işçiyi öldürdüler. Büyük bir provokasyondu. Bu mesela çok önemli bir işarettir. Onun dışında tek tek üniversitelere saldırılar. Yoğunlaşmaya başladı. Bu 65'ten sonra. Bu 65'ten sonraki olaylar. Neden peki? Türkiye'de bir anti-emperyalist, anti-Amerikan bir yükseliş oldu. Ve bu çok yaygınlık kazanmaya başladı. İktidar bence böyle paramiliter güçleri harekete geçirerek bunun önünü kesmeye çalıştı ve özellikle ülke ocakları vasıtasıyla solu düelloya çağırdı. Ne yazık ki sol da bu düello çağrısına bir ölçüde cevap verdi. Halbuki hiç vermemesi gerekiyordu. Bence yanlış bir adımdı o. Giderek solda da bir keskinleşme oldu. Şehitler edebiyatı ve onunla birlikte böyle bir feda kültürü falan gelişmeye başladı ve o kitlesellik yavaş yavaş yerini e, militanların mücadelesine bırakıyormuş. Peki bu arada şey. aslında meclise girmiş durumda sol. Girdi ama orada da etkisiz kılındı ne yazık ki. Mesela Çetin Altan'a falan mecliste fiili saldırı düzenlendi. Gözünü kaybetmişti evet. Fakat daha da vahimi Türkiye İşçi Partisi'nin içinde bir muhalefet ortaya çıkmıştı. Mededeci denilen yani Milli Demokratik Devrim tezini savunan eski komünistlerin önderlik ettiği ve Türk solu dergisi çevresinde örgütlenmiş bir muhalefetti bu. Tabii ki sol yine kendi içinde bölünmüştü. Evet bölündü <laughs> ama bölünebilir veya tartışma olabilir, iktidar olabilir, muhalefet olabilir sol içinde filan. Fakat MDD hareketi ilk başta tip yönetimine işte gençlik mücadelelere gereken önem vermiyor veya önlemeye çalışıyor filan diye eleştirerek haklı bir konumdayken giderek yıpratıcı ve tipi zedeleyici bir muhalefete girişti. Tipin görüşüne Tip şimdi parlamenter mücadele verdiği için daha çok o alanda tutmaya çalışıyor mücadeleyi ve böyle sokak hareketlerine karşı çok ihtiyat ama bu da tipin hatasıydı bence. Yani bu bir toplumsal harekettir. Niçin ona karşı böyle tutucu bir tutum Tip orada yanlış ama öte yandan MDD'ninki daha büyük bir yanlıştı. Çünkü Türkiye İşçi Partisi bütün solu kucaklayan bir toplumsal mücadele örgütüydü. Sen bu örgütü niye yıkıyorsun? Siz neredeydiniz bu sırada? Ben MDD'ci muhalefetteyim. mi? <laughs> ha, kendinizi eleştiriyorsunuz aslında. Tabii ki. <laughs> Doğuper'in çekti mi orada? O da orada. Daha sonraki lider konumda gözüken çoğu oradaydı. Sizin görüşünüz neydi? Yani siz ne yapmaya çalışıyordunuz? MDD hareketi bir teorik tezi vardı. Yani MDD de oradan geliyor zaten. Türkiye yarı sömürge bir ülkedir. Ve bu yüzden önündeki adım milli demokratik. anti emperyalist milli demokratik de anti feodal oluyor. Milli demokratik devridir. Bu aslında ta Komintern'den gelen Stalinist bir tez. Bu tezi Mao da biraz kullanmıştır kendi mücadelesine falan ve bu sola iyice yerleşmiştir. Yani dünya sol geleneğine diyelim. Peki bayağı bir heyecanlı bir durum var aslında. Bu arada ordu da kaynıyormuş meğer. Bu arada ordu dediğin gibi kaynıyor. Ve orduda da sol gruplar var. Genel toplumdaki sola yöneliş ortamında ordu da sola kayar. Şeyi anlamıyorum. Var. Türk ordusunun sola evrilmiş olmasına tamamen ihtimal vermiyorum ki zaten olmamış Şöyle anti emperyalist yani Amerikan aleyhtarı bir sola yöneliş. Neden? Çünkü Türkiye ordusu her zaman NATO içinde Amerika'nın hegemonyasını hisseden bir ordu. Bir silah kullanacak o silahın bütün yedek parçaları Amerika'nın elinde falan. Kendine kısıtlanmış olarak hissediyordu. Bir de tabii ordular arasındaki yer düzen içinde Türkiye'li subaylar kendilerini biraz ikinci planda hissetmek de var. Ordu zaten o milliyetçi duygularla yetişmiş. Aslında insanlar. Kemalist sol diyebileceğimiz bir şey de mi? Evet. Yani tabii Kemalizm'den de güç alıyor. Harboklu öğrencileri filan o eğitimde yetişmişler filan. Bütün bunlar birleşince Türkiye'de kendine has bir anti-emperyalist işte o zaman sol diyorduk. Niye darbe yapılıyor? <laughs> yani ne oluyor o 65'ten 71'e kadar şimdi, da? Şimdi yani bir kere bir 27 Mayıs olayı var. Ne derler? bir Şimdi klasik bir laf var. Kurtun dışına kan kandide diye Hı -hı. ordu darbe yapmanın durumu hakim olmanın tadını almış. Darbe yapmak isteyen subayların komünistler gibi konspiratif çalışma gelenekleri falan da yok. Açık, açık. Onun için yani gidiyor ve dost sohbetinde falan filan <laughs> bunlar cuntalar, konuşuluyor. Ama bu cuntalar birbirlerinden de haberliymiş. E tabii ki haberli. Olmaması mümkün değil. Yani öyle gizli kapaklı değil. Yani geliyorum diyordu aslında. Ama buna neden olarak ne gösteriyor? Yani ekonomiyi mi gösteriyor, neyi gösteriyor? E tabii işte Türkiye'nin durumu Adalet Partisi iktidarı zaten Amerika'nın işbirlikçisi. Devrilmesi lazım. Ama nasıl deviririz? Darbe yoluyla deviririz. Diğer darbelerde olduğu gibi bir karışıklık var mı ülkede? Çünkü o biraz bakışa bağlı. Bir yandan normal düzen sürüyor gibi. Ama bir yandan da karışıklık var. Oralara geleceğiz 70'lerle kıyaslarsan hiç de karışıklık diyemezsin yani. 12 Mart'a çok yakın zamanda THKO örgütlendi ve banka soygunlarına başladı denizler 12 Mart'tan önce başladı. Hatta mahirler de birkaç banka soygunu yaptılar. O, onlar kim? Yani siz kendinize meydan ediyorsunuz. Şimdi meylediniz. şöyle bak. Gençlik harekete yükseldi yükseldi yükseldi. Fakat paramiliter MHP'li güçlerin baskısıyla bayağı bir basınç altına girdi ve giderek bir düello ortamına girişti. Yani silahlı biz de silahlılar. Hatta mesela başla ey dev gençler ey dev gençler al silahı tak beline falan gibi artık silahlı çatışmayı veya mücadeleyi meşrulaştıran bir şey oldu ve gençlik mücadelesi 12 Mart'a doğru o kitleselliğinden yavaş yavaş geri basmaya başladı ve o kitlesellik giderek militan mücadeleye i̇şte dönüştü. O militan mücadelede bir adım sonra işte THKO ve THKPC'yi doğru. Siz bunların arasında yok. O süreçlere girersek çok ayrı <laughs> şeyler. Yani bir yandan da sol bölünüyor da bölünüyor. İlk başta MDD'ci sosyalist devrimci bölünmesi. Demin bahsettim. Hı. Ondan sonra bu sefer MDD'cilerin içinde kırmızı aydınlık, beyaz aydınlık bölümü. Mesela, beyaz aydınlık biz oluyoruz. Kırmızı aydınlık öbür mahirler, mihribelliler falan diğer bütün hepsi oluyor. Ama bu arada MHP'de hiçbir bölüm yok hepsi? Yok. <laughs> Onların arasında da var bir şeyler ama öyle büyük bölümler yok. Ama bu ölümler, oza çatışma süreçleri falan filan işte fakülte işgalleri. Mesela siyasalda faşistler giremez. Haydi orası faşistlere kapandı MHP'lilere. Şuraya giremez buraya. Bu sefer de faşist Dedikleri yani MHP'liler de kendi güçlü oldukları yerde buraya komünistler giremez. Yani okullar bölündü bu sefer. Sadece okullar değil yurtlar. Kolluk kuvvetleri ve hükümet bunu ya bastıramıyor mu? Kolluk mı? kuvvetleri ki prosedürler içinde güya duruma mesela diyelim ki birisi vurulmuş ge geliyor. Ne oldu mermi tespiti falan filan ama öyle bir etkili bir şeyi yok. Dolayısıyla devlet kuvvetleri dolayısıyla ortalık silahlı çatışan gruplara kalıyor. Ama şunu yine belirteyim 70'ler bu konuda tam bir fecaattir. Yani 60'larla, 60'lar 70'lerle kıyaslanamaz bile. Oraya geleceğiz. Ama bu kadarı bile büyük bir toplumda bir travma yani. 60 darbesi yapılmış. Görece tırnak içinde sol denebilecek bir darbe denebilir. Hani bu çok söylenir. Ee, yani işte 27 Mayıs anayasası falan filan. Evet. Büyük bir ezici çoğunlukla yine Demirel kazanmış. Yani aslında evet. reddediyor toplum. Yani o 27 Mayıs anayasasının getirdiği ortamı toplum reddetmiş değil. Tam tersi mesela işçiler bundan çok yararlandı. İşçi sınıfının mücadelesi mesela 15-16 Haziran mücadelesi var. Bir yandan da böyle şeyler var. Bir yandan köyler adalet parzı veriyor ama bir yandan ürün fiyatlarını arttırma mücadeleleri var. Dev gençler oralara koşuyorlar. O anda dünyada da solun kazanmakta olduğuna dair bir inanç mı var? Dünyada durum şöyle. Çin'in başlattığı büyük bir kültür devrimi var. O bize böyle muazzam bir şey olarak yansıyor. Sadece bize değil Avrupa Avrupa 68 gençliğine de yansıyor. Latin Amerika'daki mücadeleler var. Che Guevara onun getirdiği bir hava var. Sovyetler Birliği'nin etkileri var. Gerçi Sovyetler Birliği'ne tabii işte bu sol hareketler yükselen pek itibar etmezler de o zaman mücadeleyi engelliyor falan filan diye ama Sovyetler Birliği'nin de belli bir etkisi var. Özellikle bu Bağasçı cuntaları falan teşvik ediyor kapitalist olmayan yol teorileri falan ama tabii bu hava şunu söyleyeyim 70'lere doğru çöküşe geçti. Toplumsal mücadele havası çökmeye başladı ve çökmeye başladığı andan itibaren Avrupa'da da Türkiye'de de kitlesel mücadelenin yerine silahlı küçük grupları eylemleri almaya başladı. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Bayder Meinhof çetesi Almanya'da, Aldo Mora'yı kaçıran Kızıl Tugaylar, Japonya'daki Kızıl Ordu fraksiyonu falan filan. Bunlar hepsi mücadelenin çöküşünün bir sonucudur. Bu arada ordunun içinde iki fraksiyon çarpışıyor ve 9 Mart günü aslında Ramakkal'a tam bir sol darbe gelecekken o darbe başarılsaydı ne olacaktı? Bir darbe yapmak isteyen junta var. Bu juntanın en üstteki temsilcileri Gürlerle Batur. O en son toplantı var. işte 9 Mart denilen hikaye. Yani Musir Batur'un elinde hükümet üyeleri listesi bile var. Gürler cesaret edemiyor. elafı lafı uzatıyor uzatıyor. Genel kurmayın alt katı genç subaylarla dolmuş olsun. Gürler kuvvetleri komutan değil mi? Ama kara kuvvetleri komutanı demek. Çok yani önemli. kara kuvvetleri komutanıysa tamam mesele bitmiş. Hele bir de hava kuvvetleri var. Muhsin Batur'da hava kuvvetleri. Muhsin Batur yani. Her şey hazırdı diyor zaten. Tabii. Fakat ta maçta onları bir ordu evinde yemeye çağırdı. Konuşuyorlar konuşuyorlar aşağıda. Yani genç subaylar şundan dolayı oraya doğmuşlar. Hemen emri alacaklar başladı diye herkes birliğine gidip orada şey yapıyor. Fakat bir türlü yukarıdan emir gelmiyor. <laughs> en sonunda güller böyle yapıyor. E gidelim bir de Tağmaç Paşa ile görüşelim diyor. Orada bir işi böylece başarısızlık. Ama Ama ta Tağmaç bu şeyi nasıl durduruyor? Muhtıra vererek hükümete ve hükümeti devirerek. Aslında bu arada gençler bilmez mektup yazalım diyorlar. Tağmaç'a kal Ta için öyle muhtara falan filan vereceği yok öbürlerini darbeden vazgeçebilmek için bunu yapıyor. Ve sonuç olarak Demirel de hemen şapkası <laughs> Demirel'in şapkasını alıp gitmesi meşhurdur. 9 Mart'ta olmuyor fakat... önce akim kalmış oluyor. 12 Mart sabahı o mektup veriliyor. Ama burada bak şimdi 12 Mart, 12 Mart falan denir durur da aslında 12 Mart'tan hemen sonra kurulan Nihat Erim hükümeti, birinci Nihat Erim hükümeti denir. Yani Demirel istifa ediyor. İstifa ediyor hemen böyle bir hükümet kur. Bir tekno Kurdu. 11 bakan kesinlikle reformcu. Hakikaten reformcu. Hatta toprak reformu lafları falan filan dolaşmaya başladı. İşte. Bu yanlış biliniyor mesela sanki 12 Mart burası verildi hemen ordu gümbür gümbür. Böyle bir şey yok. Tam tersine her şey solun lehine görünüyor. Hatta Cumhuriyet gazetesi alkışlarla karşılıyor 12 Mart'ı. Tabii Mart. o, o alkışlarla karşılıyor. Dev geç şu 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 şeyler gerçekleşirse biz destekleriz diye bildiri yayınlıyor. Ki ben bunda da yanlış bir şey görmüyorum. Ama yani. sonra meğer öyle değilmiş olaylar. Öyle değil değil. Olayların seyrini bazı şeyler değiştirdi erom kaçırılmasıdır Şimdi bak 12 Mart'tan 4 gün sonra deniz gezmiş yakalandı. Tanıyor musunuz siz onu? Tabii çok Şahsen. arkadaşımdı tabii. Ha öyle mi? Tabii tabii. 4 gün sonra yakalandı. O zaman hiçbirimizin aklına ve hiç kimsenin aklına denizlerin asılacağı gelmiyordu. Öyle bir şey yok. Ve asılmayacaklardı da. O zamana kadar mesela biz normal herkes normal legal çalışmalarını devam ettiriyordu. Öyle bir kaç göç öyle bir şey yok. Yani bir darbe atmosferi yok. Yok hiç öyle bir darbe var. Yani Türkiye 12 Mart'a kadar neyse ondan sonra da legal ortamı o şekilde devam etti. Sadece yeni bir hükümet var. Ve reformcu bir hükümet. Yani Demirel hükümeti işte reformları yapmadım. Bu hükümet yapacak. Yani bu bir bildiğimiz bir darbe değil aslında. Meclis var. Meclis çalışmalarına devam ediyor. Adalet Partisi grubu grubundan. Hmm. Aynen devam ediyor yani. Ama Erom kaçırıldı. Kaçırıldıktan sonra her şey. İsrail Büyükelçisi değil mi? İsrail Büyükelçisi. Neden kaçırıldı? Denizler mi kaçırdı onu? Yok evet. yok. Mahirler kaçırdı. Mahir Çayan. Evet. Denizler yakalanmış zaten. <laughs> Neden kaçırdılar? Sansasyon için. Bence başka hiçbir nedeni yani yok. Yani... 12 Mart olmuşken böyle bir şey yapmak mantıklı mı? Onlara mantıklı geldi. Aslında şöyle izah ettiler. Faşizmi ininden çıkartacağız. Ondan sonra yani Gerçekten böyle... çıkardılar. <laughs> Böyle bir şey yaparak saçma bir teoriyle bunu yaptılar ve açık söyleyeyim denizlerin idamına yol açan bu olaydır. Bu olay o kadar olumsuz bir etki yaptı ki mesela ben olaydan hemen 10 gün sonra 10 Haziran'da yakalandım. Beni işte önce İzmir'de sonra Ankara'ya sevk ettiler. Beni Yıldırım Bölge Hapishanesi, Yıldırım Bölge Askeri Hapishane yani oraya girdiğim zaman şaşırdım. Sizi niye yakalıyorlar? Artık herkesi aramaya başladılar. Yani mesela Aydınlık Yazı Kurulu. E, DMC, yani Aydınlık. Bir şey yaptığınız için değil. Yok yok yok. Herkes aranmaya başladı. Yani girdiğim zaman şaşırdım. Herkes orada. <laughs> <laughs> bütün öğretim üyeleri ne kadar aydın varsa yani soldan kim varsa solu destekleyen kim varsa almışlar abi bunu ordu mu yapıyor peki? Hükümet mi yapıyor? Hükümet yapıyor ama ordunun şeyiyle yapıyor artık. Yani orduya hakim olan. Peki Muhsin Batur'lar falan devreden çıkmış Onlar mı? Onlar çıktı. Doğrudan doğruya görevlerinden hemen alınmadılar ama onların artık bir etkisi yok. Onlar hava kuvvetleri komutanı olarak falan devam etti. Bir yani ama şeyi anlamıyorum. 9 Mart'ta sol bir darbe yapmaya bu kadar yakınken bir anda aşırı sağ nasıl kayıyor? Bu olay yüzünden mi diyorsun? Hayır. Bu olay yüzünden değil. Bir kere tam maç duruma hakim oldu. Tam maç tutucu kanat ve Adalet Partisi'yle Ondan sonra da bu olay olunca bu sefer hükümet içindeki tutucu kanat, Ferit melen kanadı yüklendi. Bütün aydın, mahal, hepsini tutukladı. Sadece onları değil mahalli alandaki devrimcileri. Herkes kim varsa içeri aldı. Ben hep onu söylerim. 12 Mart, 12 Mart'ta değil 22 Mayıs'ta başlamış. Peki o zaman burada ilginç bir durum çıkıyor. Bir, iyi bir şey yapıyoruz zannederken aslında çok kötü bir şey yapıyor olabiliriz. İki, tabii. bütün başımıza gelen felaketlerin sorumlusu Mahir Çayan mıymış yani? O çok basitleştirmek olur tabii evet. ki. Ama DHKPC'nin bu tür eylemleri çok büyük zarar verdi. Ve sonuç olarak Türkiye devrimci mücadelesinin de ağır darbeler yemesine neden oldu. Deniz gezmişlerin idamı da dahil. Sonra da kendileri zaten Mahi on 10 arkadaşı daha Peşine takarak tamamen intihari bir eylemle. Vahşice öldürüldü. E, kızıldere'de yani o, o eylemin yüzde bir başarı şansı olsa diyeceğim ki hadi yap. Yok. Yüzde bir bir başarı şansı bile yok. Üç tane de gariban İngiliz teknisyenini peşlerinden sürüklediler. Onlar da oraya atılan ha havan toplarıyla ve diğer arkadaşlar. Sinan Kazım özü doğru benim lise arkadaşım hepsi böyle bir intihari eyleme kurban gittiler. Peki orada şeye mi inanmışlardı yani gerçekten? Yok ya kimsenin ben biz bunları kaçırırız. Hükümete bu taleplerimizi kabul ettiririz falan böyle bir şey yok. Ama öyle sıkışmışlar ki Ankara'da Mahir bir evden çıkıyor 15 dakika sonra oraya baskın yapılıyor. Bir evden çıkıyor 10 dakika sonra bakıyor. O kadar büyük bir kovalamaca var. Bu kovalamaca ortamında hiç olmazsa şu şerefimiz şerefimizle ölelim dediler. Hakikaten bir evet. intihar. Ama orada da ölçüsüz bir kuvvet uyguluyor. Tabii. Yani karşı taraf da gemi azalıyor. Çok katlarca çok katlarca Yani ya bir köy evi orası. Yani şey topraktan yapılma bir köy evi. Etrafları sarılmış isteseler pekala elinde sonunda teslim alırlardı. Orada bir güç gösterisi var evet. Gümbür gümbür havan topları efendim. Ve orada içeride rehineler var. Hadi diyelim ki devrimcileri öldürmeyi zaten şey yaptım. Ama rehineler var. Hiç olmazsa onu bir düşün. Yok abi. Dümdüz ettiler. Bir evi filan kalbura çevirdiler. bir tek Ertuğrul Kürtçü orada kurtuldu. O da bir şekilde tesadüfen vurulmamış anladığım kadarıyla. Samanların arasına saklanmış. Orada buldular. Ve bu aslında Türk solunun aldığı en büyük darbelerden biri mi oldu? Türk solunun demeyelim de ama gerilla hareketlerinin Çin'de en büyük darbe oldu tabii. Sonra denizleri asılması tabii. Ondan sonra da denizlerin asılması tabii. E hemen hemen. O neden oldu? Ona karar verdi devlet. Birilerini haklamak istersin ama haklı bir gerekçe bulman lazım. O gerekçeyi şey sağladı. Erron'un kaçırılması sağladı ve benim kanaatim bak bunu da söyleyeyim. Bir anlamda teşvik edildi. Bir tane örnek vereyim. Türkiye'deki Musevi topluluğu Evron kaçırıldıktan sonra henüz öldürülmüş değil ve bulunmamış da tabii ki. Yüksek miktarda bir para teklif etmeyi öneriyor hükümete. Biz diyorlar ne istiyorlarsa veririz. Söz konusu bile etmiyor. Halbuki mesela bunu ulaştırabilirsin bir şekilde veya hatta ilan etmese hani ilan edersen çekinirler belki falan diye. El altında bunu pekala e, ulaştırabilirsin. Böyle bir teklif var kardeşim bak öldürmeyin bu parayı da alın gibi. Hiç en ufak başlarını çevirip bakmamış hükümet mesela. İkincisi fırtına harekatı denilen şey ne demek biliyor musun? Ben bunu yapıyorum sen de bunu bir yerde öldür. Teşvik ettiler adamlar. Hataya götürdü aslında. Tabii. Yani istiyor ki öldürsün de ben de onun tepesine bineyim diyor. Yani olay bu kadar açık bence. Şöyle acımasız bir karşılaştırma vardır. Üç onlardan üç bizden diye. Yani öyle bir ya, şey var onu, mı? Onu evet söylediler tabii ki. Yani şimdi sağcıların mantığıyla bakacak olursan e, biraz yerine de oturuyor gibi evet. hakikaten. Ama esas mesele o. Ya Bilmeyenler için açıklayalım işte Menderes, Fatih üçlü zorlu ve Polat Karşı Şeye kalan... karşılık Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan hikayesi. Üçe üç. Yani o işin daha popüler edilmiş şekli. Ama mesela meclis dağıtılmamıştı ve meclise Adalet Partisi hakim. Sen o denizlerin idamına Demirel'in nasıl el kaldırdığının fotoğraflarını görmüşsündür. Yalnız sonra sordu Mehmet Ali Birant niye durdurmadınız dedi. Demirel orada çok kötü oldu ve şey dedi hiçbir şey yapamazdık dedi. Yani sanki elinde değilmiş gibi. Dedi. Yok kardeşim. O da şeye sığınıyor yani iktidar onların elindeydi biz mecburduk. Öyle bir şey yok. Nasıl istediği zaman 73'te Ecevit'te de işbirliği yaparak gülleri mesela yapmadı istediği İstediği zaman çok güzel yapıyor ama o kadar trajik bir olay var ki üç genci sen ölüme götürdün baskı ve senin oylarınla. Baskı görmüş olamaz mı? Ya ne kadar baskı görürse görsün. Vermiyorum derse vermez. Baskı görüp yaptıysa daha da beter. <laughs> ne demek ya sen <laughs> bir insana ölüme gönderiyorsun ya. Sonuçta Böyle bir şey devrik olabilir. bir başbakan ya o zaman. Devrik olsun bilmem ne olsun. Adalet Partisi vermese Denizler idam edilmeyecek. Onların oylarıyla şey yapıldı. Aslında Menderesler'in asılmasında da ben hep bunu merak ederim. Yani sanki sorduğun zaman o Kararı kimse vermemiş, kendi kendine verilmiş gibi görünüyor ya. Yani, Yok. menderes de durdurulabilirdi. Yani inen öne uğraşıyor falan filan. Yani bir şekilde bu idamlara gelince, bu sosyal ortam meselesi. Menderesler şunun kurbanı oldular bir anlamda bana soracak. 27 Mayısçı hava vardı zaten toplumda. Şehirlerde, entelejensiyada, orduda falan filan. Dolayısıyla o şey baskı Mendereslerin idamını kaçınılmaz kıldı diyebiliriz. Bir de tabii şey var geri planda işte Talat Aydemir cuntası gibi. Hayır bu adamlar idam edilecek diyen cuntalar var ve bunlar çok etkili, diri yani. Ya i̇şte derin devlet derken biraz onu kastediyorum. Derin devlet falan değil. Derin devlet olsa adamları sonra astılar onları da. Yani bu derin devlet bir nevi hayalet gibi. Ondan sonra bir hayalet var, cinayetler işliyor. Böyle bir şey yok. Derin devlet dediğin şey devletin kendisi eğer bir o da çeşitli durumlara göre şöyle veya böyle oluyor veya bölünüyor kendi Ama söylediğinizde şeyden ikna olamıyorum. Anlıyorum ve haklısınız büyük ihtimalle ama Demireli de deviren. Demireli doğrudur. mecburen devir. Bak Demirelin devrilmesi, tamamcın da katılmasıyla devrilmesi aslında kaybeden. 9 Mart cuntacıları da verilmiş bir tavizdir. Daha fazla ısrar etmeyin bu darbeden vazgeçin. Ama madem ki siz bu hükümetten memnun değilsiniz, memnun değilsiniz daha beterini. Biz de alışıp <laughs> <Biz de gülüyor> <oluyor. gülüyor> aslında getirdiği daha da beteri değildi. bir hükümetti Yani ama Evet, sonra olan olaylara bakın. Çok bakayım. beteri oldu tabii. Spekülasyon yapıyorum ama sizce Demirel cesur biri olsaydı Yok arkadaş ben asman bu çocukları diyebilir miydi? Yok. Demirel'in cesaretiyle ilgili bir şey değil. Demirel koca bir sağ kesimin lideri. Ve o sağ kesimde denizlerin asılmasına taraftardı. Neden? Ne yaptılar ki aslında? Bir şey yok. <laughs> aslında bir yani, banka soygunu var bir galiba. Bir şey yok. Birkaç tane banka soygunu çat pat falan filan öyle bir şey yok. Bir de dağa çıkma teşebbüsü gibi bir şey. Sinanları orada öldürdüler. Ne oldu denizler asılınca? Halit Ruhi'ye ne hale geldi? Artık 72 yılı çok kötü bir yıldı. bizim oradan gö götürdüler denizleri hatta artık asılacakları aşağı yukarı belli olmuştu çünkü yargıtaydan falan filan da şey kararı çıktı İnönü engellemeye çalıştı hatta hiç unutmam asılmadan 9 gün önce bir açlık grevine girişler bizim bizim koğuşun önündeki avluya çıkarlardı deniz kendi arkadaşlarına de aşk kolları bağırıyordu ya İsmet İnönü sayesinde 8 gün daha yaşadık falan diye fakat engelleyecek bir şey yoktu neden bir de CHP'nin içinde de bir kesim verdi. Aslında orada bir sembol olarak bunları... Evet böyle bir şey yaptılar ve Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan Bey, Yusuf Hasan bizim oradan götürüldü. Biz giderken gördük hadi eyvallah arkadaşlar diye Deniz'in sesini duyduk. Dışarıdan gelmişler böyle bu şu sarı ışıklar gibi her taraf sapsarı olmuş. Ondan sonra şeye götürecekler Ankara Merkez Cezaevi'ne. Daha sonra Ulucanlar falan oldu orası. Çok acıklı bir şeydi. Ne yazık ki bu şekilde arkadaşlar gittiler yani. Bu arada tip kapatılmıştı zaten değil mi? Tip zaten kapatılmıştı. Beyce Boranlar falan içerideydi. Bütün dev gençler biz de içerideydik. Dev genç davasından yargılanıyordu. İçeride kötü muamele var mıydı? Vardı tabii. Artık bak yani 72 yılıyla birlikte cezaevlerinde de çok kötü muamele başlamıştı yani. İşkence vardı. Day dayaklar İşkence yani işkence derken öyle sistematik işkence değil belki ama heriflerin eline düştü mü bütün sırtın her tarafın mosbor olurdu ya. Yani. Bir de Ziver Bey Köşkü olayı vardır. O da yine işte orada İlhan Selçuklar falan. Yani orada daha çok bu junta munta işleriyle bağlantılı olanları ...fayıklıyorlar. MIT'in yer merkezi orada. Ben de götürdüm MIT'e ee, Hasan Yalçın'la beraber. Ondan sonra MIT'in bir merkezi ama büyük bir ihtimalle 28. tümenin yani bizim yattığımız Bamak ce, e, ce, cezaevinin yakınlarında bir yerdeydi. Çünkü askerlerin talim yaparken ki türküleri dilo dilo yaylalar falan vardır ya onları duyuyorduk falan filan. Borazan sesleri falan. Ama bizi epice bir dolaştırdık daha sonra oraya götürdüler şaşırtmak için. Yani MIT artık işin içindeydi. Hasan Yalçın intihara teşebbüs etti. Ötmek falan gece yarısı biraz panik oldu tabii girdiler bir baktım benim odaya da girdiler kaldığım oda yani bir yatakta şey yapıyorum aa bir baktım 28. tümen komutanı adam kendini saklamaya bile gerek görme niye bu, bu herifin dedi bileklerine kelepçe takmıyorsunuz falan filan dedi size mi diyor yok intihar Hayır, bana ki, niye aa. kelepçe takmamışlar hemen Hı. geldiler kelepçe taktılar falan. Yani <laughs> o şekilde yatacaktı polis işkencesi aldı başını gitti ben sana bir şey söyleyeyim mi? Polis sol örgütler hakkında daha işin başında hiçbir şey bilmiyordu. Her şeyi işkenceyle öğrendiler. <laughs> Hep şeyi düşünürüm işkencedeyken her şeyi söyleyebilirsin. Zaten söyletiyorlar. <laughs> Hayır. Tabii ne çok, söylenmeni Çok Dilenen arkadaşlar oldu. Hı hı. O mevzuya girersek o da kendi başına ayrı bir mevzudur. Yani şu kadarını söyleyeyim: İşkenceye direnmek o kadar kolay bir şey değildir. Öyle öyle o kahramanlık edebiyatı okuyoruz falan filan ama somutta karşılaştığın zaman çok zor bir şeydir. Ama imkansız da değildir onu da söyleyeyim. Bana da yapıldı ama benimki önemli değil. Yani elektrik işkencesi de Hasan Yalçın da benim cezaevinden mit gelip aldı götürdü. Yani artık adamlar fütü, iyice fütursuz oldukları dönemde aldılar şey mal teslim alır gibi Bizi cezaevi idaresinden alıp götürdüler. İşte diyorum ya bizi dolaştırdılar falan bir yere. Ondan sonra orada işkenceye tabi tuttular. Ne soruyorlar mesela? Ama bizim çok kolaydı. Onun için böyle kahramanlık taslamaya falan gerek yok. Neden? Çünkü benden alacakları bir bilgi yok. Zaten örgüt çökertilmiş. Her şeyi biliyorlar zaten. Ha, aşağı yukarı, Her şeyi olmasa bile büyük ölçüde bir sürü şeyi çözmüşler. İfadeler var. Ama benim savunmam şu ben bir yıl önce yakalandım hiçbir şeyden haberim yok örgütlenmeden şundan bundan hatta ben şey numarası bile yaptım ben aslında kaypak kayacıyım numarası bile yaptım yani aslında <laughs> muhalifetim ben daha sol bir tutum içindeydim falan gibilerden ben önce diretiyordum falan iyice işkence tamam tamam dedim ne anlatacaksın hakkında verilmiş ifadeleri doğruladım. <laughs> yani bu bir kahramanlık falan filan değil ama yani mesela adamlar şunu yapıyor. Senin bir sonraki randevun olduğunu biliyor çünkü aptalca bir leninist örgütlenme şeyiyle e, bir e, randevüler sistemi kurulmuş. Polis şunu öğrenmiş. Herkesin bir randevusu vardır basıyor işkenceyi. Söyle <laughs> randevu. <laughs> Peki yoksa ne yapıyorsunuz yani? Yoksa <laughs> yapılacak bir şey yok. En sonunda herifler de iddia oluyor lan. Yoksa geberecek adam. Ama yani direnen direniyor. Ama direnemeyen çoğunluk veriyor. Ve bu çok korkunç bir şey. Çünkü yoldaşını yakalatacaksın. Alıp seni götürüp ökse kuşu gibi koyuyorlar durağa. Ondan sonra arkadaşın da, sen randevuya geldin diye geliyor. Hop onu da yakalıyor. Yani bu tabii çok feci sonuçları. Peki yaklaşık 75'e geldik değil mi? 75'e geldik. Ha, evet yani e, işte bu işkencelerle bilmem nelerle falan filan örgütleri çökerttiler. Ve yani sol örgü, diye bir şey kalmamış zaten. Olursa. zaten derme çatma örgütleri abi. Bizim örgütle dahil olmak üzere biz öyle silahlı mücadeleye falan girişmedik ama niyetimiz vardı yani. Onlardan değişik bir şekilde biz güya köylüleri örgütleyip <laughs> ma usul. <laughs> <laughs> silahlı mücadele yapacağız. biz onu da yapamadık. Neyse ama öbür silahlı örgütleri falan hepsini çökür, çökertler. çökerler. Bizi de çökerler. Ne kadar örgüt varsa hepsi şu veya bu şekilde illegal örgüt yani. Çökertildi ve bu ondan sonra yargılamalar falan filan derken. Ne zaman çıkabildiniz siz? İşte şimdi oraya geliyorum. Türkiye'de hava değişmeye başladı. Bunu burada bırakalım. Bir sonraki bölümde devam edelim. 75 sonrası 80'e doğru gidene kadar. 73 sonrası. Peki, görüşmek üzere.